Merhaba. Eyesoft Hastane Bilgi Yönetim Sistemi eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle programa giriş ve hasta kabul modülünü tanıyacağız. Öncelikle programımızı açıyoruz. Ardından kullanıcı kodumuzu ve şifremizi yazıyoruz. Ardından tamam butonuna basıyoruz. Açılan ilk ekran Eyesoft DBS'nin uyarı ekranıdır. Yayınlamak istediğimiz uyarılar varsa bu alanda yayınlayabiliriz. Ama öncelikle sol tarafta bulunan menülerimizi tanıyalım. Hasta kabul müdürünü görüyorsunuz. Poliklinik, diş polikliniği yani hastanemizde kullanılan tüm ana modüller sol tarafta toplanmış durumda. Öncelikle biz hasta kabul modülüne giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere boş bir ekran bizi karşıladı. Yapmamız gereken ilk şey hastamızın TC kimlik numarasını işaretlemiş olduğum alana yani TC kimlik numarası alanına yazıyoruz. Ben daha önceden bir örnek hasta çalışması yaptım. Hastamızın kimlik numarasını yazıyoruz. Ve sayfamızın boş bir alanına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işaretlediğim alana tıkladım. Hastamızın bilgilerini getirmiş durumda. Bu örnek hasta diye bu numaraları getiriyor gibi bir durum değil. Hangi hastamızın kimlik numarasını yazdıysa aynı şekilde bilgileri dolu olarak getirecek bize. Burada hasta türü ve mali alanı var. Altına SGK kurumu ve yakınlığı alanı. Hastanemize ilk başvuru yapan hastalarımızda bu alanlar boş gelecektir. Boş gelmesinin sebebi burayı hastayla iletişime geçerek doldurmamız gerekmekte. Hastanın hasta türünü seçiyoruz. İsmi çalışan seçtik. Yaygın olarak ve SGK kurumunu seçtik. Bunlardan herhangi birinde hastanın durumuna göre seçim yapabilirsiniz ve kendisi memur adı ve soyadı. Ya bunun anlamı nedir? Örnek veriyorum küçük bir çocuk mani olacaktır. Ancak sigortalı babası veya annesi olabilir. Örnek veriyorum sigortalının oğlu. Yani mani olan kişinin babası sigortalı olarak seçiyoruz. Ve işlemlerimiz bittikten sonra disket işaretini görüyorsunuz alt tarafta. İşaretliyorum sizin için. Kaydet butonuna basıyoruz ve bize uyarı veriyor. Kayıt saklamak istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Ve hastamız şu an veri tabanına kaydedilmiş durumda. Sağ tarafta gördüğünüz açık adresi boş geldi. Neden boş? Çünkü hastamız bir deneme hastası, herhangi bir adresi sahip değil. Size de bu tür hastalar gelebilir. Örnek veriyorum Suriye uyruklu veya herhangi bir şekilde bir adresi olmayabilir. Veya olabilir veya sistemden çıkmayabilir. Bu tarz hastaların adresine girmek için işaretlediğim alanda 3 nokta görüyorsunuz. Butona bastığımda ayrı bir sayfa açıldı. Bu bizim hastanın yani açık adresini girdiğimiz zaman öncelikle ilini seçiyoruz. İlçesini seçiyoruz. Tabi bunları hastamıza sorarak seçmemiz gerekmekte. Çankaya, merkez, merkez ve yaylayı seçtik. Ardından kaydet butonuna bastık. Gördüğünüz üzere çıktı ve kapat butonuna bastığımızda ana ekranda açık adresin görülmesini sağladık. Tabi ardından yine kaydet butonuna basmamız gerekmekte. Şu an bu hastamızın kayıt işlemi tamamlandı. Hastadan çeşitli bilgiler isteyebiliriz. Örnek veriyorum cep telefonu bilgisi gibi. 01.01.2016 tarihinden itibaren
Hastaneye başvuru yapan tüm hastalarımızın telefon bilgisi ve adres bilgisi almak zorundayız. Aksi takdirde hastalarımıza takip numarası alamayacağız. Takip numarası almak nedir? Hastamıza e-reçete yazmak, hastamızı sevk etmek, hastamıza rapor yazmak gibi medula bağlantılı işlemleri yapamayacağız. Telefon numarasında yazdık ve tekrar kaydet butonuna basmamız lazım. Ben burada 3 kez kaydet butonuna bastım. Ancak bunun sebebi şudur. Her yeni bilgi girişinde kaydet butonuna basmamız gerekmektedir. Çünkü aksi takdirde kaydet butonuna basmazsak bilgiler kayıt olmayacaktır ve o işlem gerçekleşmeyecektir. Hastamızın kayıt işlemini gerçekleştirdik. Şimdi hastamıza bir sevk işlemi gerçekleştirelim. Gördüğünüz alanda sevk birimi ibaresi var. Bunun altından acil polikliniği seçtim. Ben acil polikliniği deneme amaçlı seçtim ama siz istediğiniz bir yani yönlendirmek istediğiniz polikliniği buradan seçebilirsiniz. Ve o gün görevli hekimi seçtim. Ardından seks saklı butonuna basmadım. Çünkü bu hasta deneme hastası olduğu için takip numarası almamasını istiyorum. Ve ardından seks saklı butonuna bastım. Şu an hastamızın sevk işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Yani şu an hastamız poliklinik ekranında bekleyen hastalar kısmında muayene olmayı beklemekte. Ancak ben bu işlemi yanlış yaptım. Örnek veriyorum, silmek istiyorum. Herhangi bir sil butonu görmüyorsunuz. Çünkü silme işlemini klavyeniz üzerinde bulunan delik butonuna basarak yapıyoruz. Yani klavyenin üstünde tam olarak DLT yazmakta. Ve ardından evet butonuna bastım. Bunu sildim çünkü bu hastamız poliklinikte daha muayene olmadı. Eğer bu hasta muayene alınmış olsaydı seks satırını silemeyecektim. Bunu poliklinikte yanlış hasta olarak kaydetmemiz gerekecekti. Bunun yanı sıra hastamız geldi, kimlik numarasını aldık, kayıt işlemini gerçekleştirdik. Bir de daha önceden hastanemize başvuru yapmış olan hastamızın arama işlemini gerçekleştirelim. Alt tarafta görmüş olduğunuz bir büyüteç işareti var, bir büyüteç simgesi var. Buna basıyoruz. Ve burada bulmak istediğimiz hastadan çeşitli kriterler giriyoruz. Örnek veriyorum, ben deneme hastasını bulmak istiyorum. Gördüğünüz üzere iki tane deneme hastası geldi. Daha önce de bir deneme hastası varmış sistemimizde kayıtlı olarak. Seçtim ve tamam butonuna bastım. Görmüş olduğunuz deneme hastasını tekrar sevk verme yani sıra verme işlemine hazır duruma getirdim. Aynı şekilde başka bir hastayı da aynı şekilde alabilirsiniz. Hasta kabulüyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.